selamlar dostlar. 18 Aralık 2020 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var ve videonun sonunda sizlere 1 adet kombine önerisi yapacağım. İdealden 2-0-3'lük bir orandan. Ondan önce raporlarla başlayalım. Hemen sonra maçlara geçelim. Kısa kısa anlatımlarını yapalım. Kombine önerimi vereyim. Kenara çekileyim. Öncelikle sizlerden ricam Galatasaray Başakşehir maç skoru ne olur? Yorumlara yazın. Skor bilenlerden iki kişi katıl Telegram gruplarına dahil edelim. Son maçta Beşiktaş maçının skorunu sormuştum. Galiba 4-2 bitti. Metin Kılıç isimli arkadaşımız bilmişti. Zaten yorumlarda konuştuk onu ekledik. Bu skoru da bilen iki kişiyi alacağız bu sefer. Bilen iki kişiyi katıl Telegram gruplarımıza dahil edeceğiz. Diğer videolarda açıklarız. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Hemen ondan sonra tekrar şöyle göstermek gerekirse yüksek misli iletişim grubunda salı günü, yani perşembe günü olması lazım. Perşembe gününde bir tane öneri yaptım. 590 TL gibi bir miktar oynadık. 1008 TL gibi, bir miktar aldık. Zaten kuponumuz basit bir kupondu. Borussia Dortmund'un ilk yerden gelecek galibiyetini önerdik. 1-0 galip geldi. Level Kuzen mücadelesinde de arkadaşlar İlk yerden çıkacak bir golü değerlendirdik. 1.71 gibi orandan aldık. Yüksek attık. Yüksek aldık. 418 TL gibi bir kar ettik. Yüksek misli iletişim grubunun zaten özelliği bu. Yüksek oynayıp yüksek almak. Asıl mevzumuz zaten bu grupta. Bu özelliği var. Kaçası sağlam olanlar yüksek oynayanlar oluyor. Ara ara haftada 3-4 kere burada da öneri yaptığımı belirteyim. Yüksek oran grubuna baktığımız zaman ise yüksek oran grubunda da dün 3'te 1 yaptık. Fakat ondan önceki gün güzel yaptık. Genoa maçını zaten yakalamıştık. 4.5 altında bir sizlere dönermiştim. Aston Villa'nın galibiyetini önerdim. Ve Fenerbahçe mücadelesine maç sonu 1 ve 155.5 üst oynadık. O geldi ve At Anadolu Efes mücadelesinde 87 sayıda kaldı Anadolu Efes. O, o bu anın son üçlüğe girseydi 90 sayıda full çekecektik. Fakat olmadı. Yüksek oran grubunda da böyle bir rapor var. Ve şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Instagram'da bir zaman hatırlıyorsunuz rolling yapıyorduk. Rolling dedim 100 TL ile başlıyorduk. Katlayarak ilerliyorduk. Instagram'da tekrardan rolling yapacağım. Cumartesi günü başlıyorum. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram Kanga Atif'si hesabımda bir tane güvendiğim mücadeleye 100 TL ile başlayacağımız rolling yapıyorum. Yapıyordum tekrardan başlayacağım. Instagram kanka tip hesabını takipte kalın. Cumartesi günü gün içinde rolling paylaşımı yapılacaktır. Değerlendirecek arkadaşlara şimdiden bol şanslar. Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın diyerekten de anlatacaklarım bu kadardı. Bir de katıl Telegram grubundan bahsedersem. Dünden bahsedeyim mesela. Dün mesela Bilal'in Sampdoria Torino mücadelesini tek maç KG var olarak önerdi. KG var 1.49 gibi oranlar idealden geldi. Fakat ben şöyle Euro League kuponundan bahsedeyim. Dün Euro League kuponu gelmedi mesela. Fenerbahçe 154.5 üstü olmadı. Baskonya'dan dolayı olmadı. Hiç iyi oynayamadı. Anadolu Efes ilk yarıda zaten 100 tane sayı oldu. 100 sayı oldu neredeyse. Ben de bir tane canlı verdim. Chelsea Everton maçı ilk yarı 0.5 üst. İlk yarı bir de risklisidir diyerekten. İlk yarı 0-0 bitti. Maç da patladı. Şu pozisyonu izlemenizi istiyorum ben. Mason Mount burada kaleciyle karşı karşıya bakın. Hiç kimse yok. Gitti kalecinin ayağına nişanladı. Bu gelse canlımda da başarılı olacaktı. Bu şekilde ilerledik. kata Telegram grubumuzda, ana Telegram grubumuza, bu şekilde ilerliyoruz. Sizler de gelmek istiyorsanız hemen seviyelerden bahsedeyim. A Abone oluşun yanında katıl var. Katıla tıkladıktan sonra ana Telegram grubumuz... Ana Telegram artı yüksek oran grubumuz 60 TL seviyesindeki ve ana Telegram grubu, yüksek oran grubu ve yüksek misli her şey değerli iletişim grubu olarak da WhatsApp iletişim hattı da mevcut. O da 100 TL'lik gruplarımızdır. Sizler de katılıp hem destek verip hem de ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz diyerekten de maçlara geçeyim. Bol şanslar. İlk mücadelemiz Atalanta Roma mücadelesi. Sizlerden ricam arkadaşlar artı 500 seviyesine Üze, artı 500 üzerinde like atmanızdır. Like, at, like atan elleriniz dört, dert görmesin. Hemen 2 saniyenizi ayırıp like atabilirsiniz. Ee, artı 300'ün üzerinde gelirse zaten kombin önerisi, kombin önerisi yapmaya devam edeceğim. Son videoda mesela yapmadım çünkü artı 300'ün arasında kaldı. O videoyu da 350-400 arasında bir like geldi. Teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde artı 500 gelirse kombin önerisi yapmaya devam edeceğim. Bu videoda kombin önerim var motor gibi sayıkladıktan sonra konuştuk, konuştuktan sonra devam edelim. Atalanta Roma mücadelesi. Atalanta son yıllarda gerçekten son yıllarda derim son dönemlerde ciddi anlamda iyi işler çıkartıyor ki Atalanta takımı şu an tam kadro. Sadece bir eksikliği var. Goals'ınız Gozens, da zaten uzun zamandır yok zaten. Ne zamandır olmayan bir takım. Ne zamandır Atalanta takımında yok. Buradan Malinowski Zapata, arkalarında Pesina Mehle, Zapakosta gibi isimler oynayacaktır. Atalanta'nın son dönemlerde baktığımız zaman da defans sahtlarında özellikle Merih Demiral maçları izlediğiniz zaman özellikle zaten vurgu yapıyor. Merih Demiral'in attığı çok güzel bir gol vardı. Napoli'ye sanırım. 90'a astı yukarıda. Son maçta da çok güzel bir pozisyona girdi. Karşı karşıya onu atamadı mesela Merih Demiral. Defans da çok fazla katkı veriyor Atalanta takımında. Yani araya koşuları defans atıyor muazzam bir şekilde. Roma'da eksikler var. Bu eksikler can sıkıyor. Özellikle iki tane eksiği önemli. Pellegrini'nin olmayışı gerçekten çok büyük eksiklik takımın en önemli kilit oyuncularından bir tanesi. Son maçta kırmızı kart gören Afana Guy var. Sonradan giren bir oyuncuydu bu. O bu maçta yok. El Elchira'yı da bu mücadelede yok. Bence Atalanta kendi evinde Roma'ya karşı çok fazla bir affedeceğini düşünmüyorum. Mourinho'da e, yani bir homurdanmalar gelmeye başladı. Yani Roma takımından Mourinho ile ilgili homurdanmalar gelmeye başladı. Fakat ben ayrılacaklarını düşünmüyorum. Çünkü bir plan yaptılar, bir program yaptılar bu takım adına. Yani bir süre devam edecektir. Ben bu mücadelede şöyle bir tercih yapmak istiyorum. Atalanta son dönemlerdeki futbolunu devam ettirirse yine gollü maçlara imza atıyor ki zaten bu maçta da gollü bir mücadeleye imza atabilir. Ben burada idealden sizlere Atalanta'nın atacağı 2 gol önereceğim. Kendi evinde mutlaka baskıyla oynayıp pozisyonlara giren taraf Atalanta olacaktır. Ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.47 gibi orandan değerlendirebilirsiniz. Frankfurt'la Mainz mücadelesi. Frankfurt'un son mücadelesi 3-2 bitti sanırım. Şöyle tekrar bakayım da ya. Aynen 3-2 deplasmanda Gladbach'a karşı galip geldi Frankfurt takımı. Fakat maçın temposu çok düşüktü. Gladbach'ın yedi gollere baktığımız zaman da halı sahada o golleri bizler yemeyiz yani öyle söyleyeyim. Bir anda geldi. Adamlar bile gole sevinmedi. Birbiri yakaladı mesela Frankfurt takımı. Yani kimse sevinmedi. Böyle alkış yaptılar kendi etrafında. Maçı da seyrettim. Temposuz bir mücadele vardı. Aynı şekilde Gladbach'ın da o maçta tempo zoluşu Frankfurt'u da etkiledi. Mainz takımı son haftalarda tempolu futbol sergiliyor. Frankfurt da ayak ayak bunu ayak uyduracaktır bu tempolu futboluna. Kendi evinde biraz daha pozitif futbol sergiliyor ki zaten gollü bir mücadele de geçebilir yine. Ben aynı şekilde Gladbach maçında Gollü bir mücadele geçebileceğini fakat kornere yönelmiştim. 8.5 üst korner önermiştim sizlere. 80'den sonra 6 tane korner geldi. Fakat toplamda 8 kornerde kaldı. Bu maçta tekrar korner önereceğim. Ben Frankfurt takımının özellikle Filip Kostic kanatından iyi geliyor. Ve o kanattan iyi korner yakalıyor. Formda takım Mainz takımı da burada güzel etki ederse ben bu kornerin 8.5 üstte taşınacağını düşünüyorum. 1.39 gibi oran idealdir bu mücadelede. Şunu da belirteyim. Yine aynı şekilde golli bir mücadele olabilir. Her iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. Mainz takımı da en son 4-0'lık gibi net bir galibiyet aldı. Onlar da son dönemlerde formda. KG var da kornere yönelmek istemeyenlere ekstra alternatif bir tercihim olarak sunayım sizlere. Bol şanslar. Real Sociedad'da Villarreal mücadelesi. Bu maçta yüksek oran tercihin de var. Yüksek oran tercihlerin de mutlaka not almanız öneririm. Şimdi Real Sociedad'a baktığımız zaman da eksiklere bakalım. Monreal'in bir eksikliği var ki zaten uzun zamandır oynuyor. David Silva David Silva şüpheli. Belki oynar, muhtemelen oynayacaktır fakat Şimdi Real Sociedad'a baktığımız zaman da takımın bence en önemli ismi Oyarzabal arkadaşlar. Oyarzabal ciddi anlamda maçta Real Sociedad'ın maçlarını izlediğimiz zaman da çok büyük işler yaptığını da söylemek lazım. Hatta takımın şöyle genel ortalamasına baktığımız zaman da 6.88 ortalamayla oyar Oyarzabal takımın en formda ismi olarak da gözüküyor. Villarreal takım bu sezon ligde çok fazla gidemiyor Normalde ilk 5'ten çıkmayan bir takımdı. 13. sırada yer alıyor Villarreal takımı. Ben bu mücadele çok fazla gol beklemiyorum. Villarreal de zaten son zamanlarda çok fazla gol atmıyor. Biraz riskli bir tercih yapmak istiyorum bu mücadelede. Ben bu mücadeleyi tek tercih ve yüksek oran tercih olarak yapmak istiyorum. Ben 2-3 gol bandında kalabilmesini bekliyorum bu mücadelenin bir beraberlik de çıkabilir. 1.78 gibi orandan 2-3 golü zaten değerlendirebilirsiniz burada. 1.78 gibi güzel bir oranı var. Ben 1-1 gibi bir skorun da kalmasını bekliyorum. Onun da oranı 1-1 gibi skoru direkt oynamayın da direkt maç sonu oranı 2.90 gibi oranı var. Yüksek oranları isteyenler veya sistem konularına 2-3 golün oranı 1.78 yetmiyorsa 2.90 gibi orandan maç sonu da önerebilirim. 1-1 gibi bir skor beklediğimi de belirteyim. Alanya Spor'la Adana Demirspor Spor mücadelesi. Alanya son, maç, son maçında 6 tane gol atarak kaldı. kazandı. 6-2 kazandı. E, Süper Lig'in son dönemlerdeki hatta son yıllardaki en gollü ilk yarısını oynadılar belki. 4-2 veya 3-2 bitti ilk yarısı Malatya'ya karşı. Ben orada Malatya tarafındayım. Malatya'nın gol atacağını düşünüyordum. Fakat olmadı. E, gol atması oldu fakat yenilmesi olmadı. 0-1 şifre şansını önermiştim. Alanya maşallah var. Hatta katıldaki arkadaşlara da verdim ben burada. Ya bu maç Manatya tarafından 3-2 kazanılır. İlk yarısını izlediğim için yazı olarak yazdım. Ya da Alanya bu mücadeleyi koparır dedim. Alanya ciddi anlamda kopardı zaten. Kopması gereken bir mücadeleydi. Şimdi ben burada Alanya Spor kendi evinde biraz daha ofansif futbol sergiliyor. Fakat üretkenlik konusunda biraz sıkıntı yaşıyor Alanya. Kapalı savunmaları zor açıyor. Adana Demir'e burada çok fazla kapalı savunma yapmayacaktır. Fakat takım savunmasını son yıllar, son dönemlerde Adana Demirspor güzel yapmaya başladı. Özellikle teknik adam yani o Montello olması lazım teknik adamı. O geldikten sonra biraz daha savunmadan iyi işler çıkarmayı başardı. Adana Demirspor takımı. Fakat Alanyaspor ağırlıklı olarak yan toplardan ciddi etki oluyor. Efecan olsun. Davison olsun yan toplarla Didu'yu beslemek istiyorlar. Ara topları çok fazla tercih etmeseler de ağırlıklı olarak yan toplarla iyi işler çıkartabiliyor. Adana Demirspor'da bu maçın açılması için ilk yerden bir gol gelmesi benim için yeterli. Eğer herhangi bir takım, herhangi bir takım bir gol atarsa diğer takımın baskısı daha fazla olacaktır ve hissedilecektir. Ben en ilk takımını atacağı birer golü değerlendirdim. KG vardı sizlere ideal önericem. Değerlendireceklere bol şanslar. Galatasaray-Başakşehir mücadelesi. Maç skorunu yorumlarla bekliyorum arkadaşlar. Bu arada tekrardan hatırlatmış olayım. Galatasaray kendi evinde 1.82'den olan açmışlar. Fakat ben Galatasaray'ı da izliyorum. Başakşehir'i de her maçını izliyorum. Başakşehir'e yani 2.95 oran açılması bence bir anormallik var diye düşünüyorum ben. Ben bu maçta kombinemeyi de aldım. Çünkü arkadaşlar bakın. Başakşehir'in kendi evinde olsa kesinlikle direkt Başakşehir ile oynayacağım bir mücadeleydi. Mücadele olurdu. Fakat Galatasaray'ın burada bir arzusu isteği olması lazım ekstradan. Çünkü puan farkı ciddi anlamda açılıyor. Fakat ben Başakşehir'in bunu sağlar mı sağlamaz mı birlikte göreceğiz. Ben Emre Belezoğlu hocanın burada yine aynı şekilde Oyunu tutarak da hızlı çıkışlarla Galatasaray Kalesi'nde gol bulmasını bekliyorum Başakşehir'in. Çünkü son dönemlerde ciddi anlamda çok fazla pozisyona giren bir Başakşehir takımı var maçlarda. Ben burada Galatasaray'a karşı eksik Galatasaray'a karşı pozisyonlara girmesini bekliyorum. Bu maçta Luindama olmayacak. Aynı şekilde kalede de Mustela olmayacak arkadaşlar. Mustela'nın olmayışı zaten rakibe Başakşehir'e ekstra bir özgüven sağlayacaktır. Kalede İsmail Çişbi olacak. Ben burada Vizca, Okaka ve Chadli'nin o hücum hattındaki iyi işlerle özellikle Mahmut Tekdemir'de ve Berkay'da arkadan iyi iş çıkartıyor. Hücumdan güzel çoğalıyorlar yani. Gittikleri zaman bu 5 isim ileride güzel pozisyon yakalayabiliyor. Özellikle zaten son dönemlerde gelen pozisyonlar Viska, Okaka, Chadli çok fazla baskı vuruyorlar ve güzel pozisyonlarda net pozisyonlarda giriyor. Ben burada Başakşehir'in atacağı bir golü değerlendireceğim. İdealden bakın. İdealden deplasman 0.500 açıkken değerlendirelim. 1.32 oranı var. kombineme aldım. Ben Başakşehir takımının atacağı bir golü değerlendireceğim. Kombineme koyacağım. İdealden de biraz daha yüksekten isteyenler varsa Galatasaray takımına mutlaka karşılık verecektir. Ben de bir Galatasaray taraftarı olaraktan da ben burada KG varı da değerlendiririm. Ama Başakşehir'in burada yani bir golü almak bence idealdir. Çünkü son haftalarda ciddi anlamda güzel futbol sergilediğini de belirteyim. Balıkesir spor altın mücadelesi. Yüksek orandan önereceğim bu mücadeleyi. Şimdi Balıkesir aynı şekilde Eskişehir gibi. Ee, başka aklıma gelmiyor şu anda. Yani o kötü gidişat, transfer tahtasının açılmayışı takımları ciddi anlamda etkiliyor. Eski oyuncularıyla anlaştılar fakat iyi bir gidişat yakalayamadılar. 14 son 14 haftanın 13'ünde kaybeden bir Balıkesir var. Son olarak hafta içinde Bandırma'ya deplasmanda kaybetti. 3-0 gibi skorla Altınordu'da Kocaeli 2-0 gibi skordan 3-2 galip geldi. Yani muhteşem bir geri dönüş yaptı Altınordu. Bu maçta Balıkesir'in hocası arkadaşlar Giray Bulak olması lazım takımın başında olmayacak. Geçen maçta da yoktu. Cezası nedeniyle bu maçta da olmayacak. Altın Ordu'da baktığımız zaman da son hafta iyi bir gidişat yakaladı. İyi bir futbol sergiledi. Çok fazla pozisyona girdi kendi evinde. Yükselişte olan Kocaeli'ye karşı. Burada da direkt rakibi burada zaten. Altın Ordu'nun Balıkesir. Ondan dolayı Altın Ordu tarafındayım ben. 1.87 gibi orandan galip gelmesini önereceğim sizlere. 1.87 gibi oranı var. Fakat ben mücadelenin ilk yarının 0-0. ikinci yarının sıfırdan iki olmasını bekliyorum. Yani yüksek orandan da bir öneri yapayım sizlere tekrardan. Sıfırdan ikinin oranı 4.20 arkadaşlar. Bakın 4.20 gibi de bir oranı var. Sizlere buradan altın ordunun 1.87 gibi oranı zaten galibiyetini önerebilirim. Değerlendirebilirsiniz. Zaten 1.87 oran tek başına bir kupon alınabilecek bir oran. Fakat ben sistem fonlarınıza da sıfırdan 2 olarak 4.20 gibi orandan da eklemenizi önereceğim. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar dilerim. Les United'la Arsenal mücadelesi. Arsenal'ın son dönemlerde ciddi anlamda iyi işler çıkartıyor bence. Ben beğeniyorum futbolunu. Güzel işler çıkardığını da belirteyim. Les United, Bielsa'nın öğrencileri burada son maçında Manchester City'ye dayanamadılar. Erken açıldılar ki zaten maç ona da gidebilirdi. Bernardo Silva'nın dakika 3'te kaçırdığı çok net bir pozisyon var mesela. Zaten dakika 20'de Kevin De Bruyne'nin golü füze muazzam. Maçın özetini mutlaka izleyin. Ben burada Les United'ın bir e, reaksiyon gösteririm açıkçası. Zor. sayla belki yollar bile ayrılır bu maçtan sonra. E, Les United o istenilen oyunu son zamanlarda ciddi anlamda sergileyemiyor. İsteksizlik de var galiba. Eksikleri de çok fazla. Filippo'nun kart cezalısı, Benford'un dönme işi, Rodrigo'nun sakat oluşu, çok fazla eksiği var. Ben burada biraz daha yüksek oran, tek maç yüksek oranlı yapsam diye düşündüm de. Ben Arsenal tarafındayım. Arsenal'ı son dönemde beğeniyorum. Son maçında zaten Canlı'nın da çok güzel değerlendirdik Arsenal'ı. Ben burada Arsenal'ı direkt maç sonu 2'yi 1.67 gibi oranla önereyim. Biraz daha yüksek oranları isteyenler varsa maç sonu 2 ve 1.5 üst yaparaktan da 1.89 gibi orana kadar çıkartabilir. Ben burada Arsenal'ın Leicester United kendi evinde galip gelmesini bekliyorum. Son dönemlerde iyi oynayan bir Arsenal takımı var. Beğeniyorum. Aubameyang olmasın olmayışına rağmen Lacazette ve Martinelli olsun bir sürü isim Hücumda çok güzel işler çıkartıyor. Eksik Leeds e karşı Filipon'un da olmayışından dolayı James de şüpheli bu maçta. Sıkıntılı bir Leeds United var. Arsenal takımı galip gelebilir beyler bayanlar. Her taberlerinde Dortmund mücadelesi. Kombineme aldığım maçlardan da bir tanesi. Dortmund son maçta 3-0 gibi skorla galip geldi. Dortmund'da bazı eksik olabilir ondan bahsedeyim. Bellingham bu maçta kart cizalısı olmayacak. Giovanni Reina şüpheli durumda. Belki gelir belki gelmez. Wolf, Hazard... Guerreiro, Burki gibi isimler de şüpheli durumda. Olur olmaz belli değil fakat ev sahibinde de eksikler var. Lucas Kulinter mesela bu maçta oynamayacak sakat bir isim. Suat Serdar şüpheli durumda. Dardi şüpheli durumda. Joveti şüpheli durumda. Ev sahibinde de eksikler var. Fakat ev sahibinin son maçına baktım ben. Mainz'e kaybetti 4-0 az önce bahsettim. Yani hiçbir varlık gösteremedi Erta Berlin takımı burada. Kaleye bir tane isabetli şutu var. Yani kötü giden bir Erta Berlin takımı var yükseliş yapmak isteyen ve yükselişini sürdürmek isteyen bir Dortmund takımı var. Ben burada Dortmund'un yanındayım. Hatta orana da 1.43 gibi oran açmışlar. Yedirirler mi yedirmezler mi birlikte göreceğiz. Ben Dortmund'a güveniyorum. Dortmund'un burada 2 gol atarak kazanmasını bekleyeceğim. 1.60'a yakın orandan kombineme de koydum. Maç sonu 2 1.5 üstü oranı 1.57 gibi oranı var. Değerlendirecekler değerlendirebilir. Hatta ben biraz daha düşük orandan aldım bu mücadeleyi. Oran yükselmiş. 1.54'ten aldım ben. 1.57 olmuş oran güzel işimize gelir. Ben Dortmund'u değerlendireceğim. Son dönemde sevdiğim, beğendiğim Dortmund var. Maç sonu 2 ve 1.5 üstü kombinimi aldım. Değerlendireceklere bol şanslar. Hamburg'la Schalke 2 Bundesliga takımı Bundesliga 2'de karşı karşıya geliyor. Güzel maç. Hamburg kendi evinde iyi oynayan bir takım ve zaten ne zamandır son 14 maçında sadece bir mağlubiyet aldı sanırım Hamburg takımı. Üst sıralayla alt sıraları ilgilendiren yani 3. ile 4.'ünün mücadelesi. Şalke takımı da burada elinden geleni yapacaktır. Galip gelmek isteyecektir. Son maçında da 4 atarak da bu dep geliyor. Dün sanırım 4-1 gibi skorla galip geldi. Aynen öyle. Ee, Şalke'nin de ben bu maçta Hamburg'un da birbirlerine gol atmasını bekliyorum. Güzel tempolu çekişmeli bir maç olur. Yine şöyle bir maç olacaktır. Herhangi bir takım gol attığı zaman da diğer takım diğer rakip kalede çok fazla baskı kurup gol bulmasını bekliyorum. 1-0'dan 1-1'e gelir bu mücadele. KG var 1-42 değerlendireceklere bol şanslar. Ve ee, bu kadar. 9 maçın anlatımı bu kadar. Sizlere bir adet de kombin yapacağım. Ben burada Başakşehir takımının atacağı bir golü değerlendirdim. Son dönemlerde cidden güzel futbol sergileyen Başakşehir Galatasaray deplasmanında atacağı bir golü hazır açmışken 1.32 gibi bir oranla kombinemede idareden aldım. Değerlendirdim. Değerlendireceklere bol şanslar. Dortmund'un da oranı ne kadar yükselmiş olsa da her tabelinin son maçtaki performansı çok kötü. Dortmund'un bazı eksikleri var fakat bu onlar Bellingham'ın kart cezalısı olması önemli. Fakat ben Dortmund'un yine burada her Berlin'e karşı en az 2 gol ataraktan da galip gelmesini bekleyeceğim. 1 4'te oranı var. 1.57'ye yükselmiş. Bu arada sizlere de gösterdim. Değerlendirecekleri bol şanslar. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.